Efendim merhabalar ben Gülay Özkan. Farklı Bakış'ın 92. bölümündeyiz. Farklı Bakış'ta aslında önümüzdeki belki 50 yılda ekonominin ya da yaşam formlarının nasıl şekilleneceğini bir seri soruyla bakıyoruz. Bunlardan biri de acaba yaşam biçimleriyle üretim biçimleri arasında nasıl bir bağlantı var? Bu hafta şöyle ilginç bir şey oldu. Ofis paylaşım şirketi WeWork, WeWork, kısa bir süre önce Koreli Softbank'tan bir yatırım aldı. bu Şu anda bu yatırımla ilgili çeşitli problemler var. Dolayısıyla da çokça haber dönüyor uluslararası medyada. WeWork'un kurucusu Adam Neumann'ın ben bir geçmişine bakmak istedim. Nasıl bir insan, nasıl bir yerden geliyor, nasıl bir eğitim almış gibi böyle? paylaşım ekonomisi üzerine bu tarz bir iş kurabilmiş şey araştırırken karşıma e, kibut e, köyleri, kibus yerleşim biçimi, kibus yaşam biçimi çıktı. E, farklı bakışta daha önce 19. ve 63. bölümlerde kırsala taşınanlar, eko köylerde yaşayanlar üzerine programlar yapmıştım. Dolayısıyla o serinin 3. programını da Kibbutz köyleri üzerine yapmak istiyorum. Şimdi bu programda bu Kibbutz köyleri nedir? E, nasıl bir yerleşim şekli var? E, ona bakmak e, istiyorum. Dediğim gibi öncelikle Adam Neum'un, e, WeWork'un e, kurucusu ki e, dünyada e, ofis, paylaşım, paylaşımlı ofis e, konusunda e, en büyük e, şirket, inanılmaz büyük bir hızla büyüyor. Onun kurucusu o Kibbutz köylerinde büyümüş bir çocuk. E, dolayısıyla da, o perspektifi e, işine yansı yansıtmış olması kısmen bana e, çok ilgi çekici geldi. Şimdi kibutz köyleri e, İsrail'de kurulan e, tarıma dayalı kolektif yaşam e, alanları köyleri. E, bunların e, oldukça geçmişe gerilere dayanıyor. İlki 1909 yılında Degenye isimli kurulan bir köy e, şu anda 2010 yılı verileriyle e, yaklaşık 240 kübüs yerleşim alanı var. Şimdi bunların tarihçeleri çok ilginç çünkü buraya gelen insanlar, özellikle bu ilk köyleri kuran insanlar diyorlar ki biz yeni bir yerleşim ve yaşam biçimi ya da bir paylaşım biçimi yapmak istiyoruz diyorlar. Ve bu köylerde üretilen her şey, ilk başta bu arada çok önemli bir ayrıntı, tarıma dayalı olarak kuruluyor. Bu tarıma dayalı bu köylerde her şey herkese ait üretilen her e, şeyler herkese ait önemli bir ayrıntı e, Doğan çocuklar e, çocuk evlerinde kalıyor e, ebeveynlerle kalmıyor ve ebeveynlerini günde e, birkaç saat görebiliyorlar kendileri gibi diğer çocuklarla birlikte e, bu evlerde yaşıyorlar ve de e, yemeklerde e, bütün herkesin bir arada yemek yediği yemek salonlarında yeniyor bütün üretimlerinde kendileri yapıyorlar şimdi bu daha önceden de dediğim gibi 19. ve 60. bölümlerde bu konularda bu tarz ekoköyler, bu tarz komünite şeklinde yaşayarak üretim biçimlerini, ürettiklerini birbirleriyle değiş tokuş yaparak yaşayan çeşitli formlardan bahsetmiştim. Ayrıca da tabii ki çok popüler bir versiyonu, hiç bu kullarda sayılamayacak bir örnek olmasına rağmen yine Burning Man konsepti de tabii o daha eğlence üzerine bir festival ama orada da aslında... E, bu bu tarz bir e, e, ekonomi deniyor çünkü bunların hepsi bir ekonomik model. E, ama tekrar söylemek isterim ki kesinlikle bu kulvarda sayılacak bir şey diyor. O sadece 10 günlük bir festival ama e, denemesi yine bunun üzerine. Şimdi bu köylerin şöyle ilginç bir e, tarafı var. E, ben açıkçası bu ekolojik köylerle ilgili e, Porto Rico'da bir köy sahibi birisiyle e, tanışmıştım. Yani e, Porto Rico'da köy sahibi bu daha önce işte böyle kurumsal şirketlerde çalışmış ama her, bu işleri bırakıp böyle bir köyün büyümesine yerleşmesine ve bu insanların daha çok insanı çekmek üzerine bir işe girişmiş ya da böyle bir yaşam biçimine girişmiş bir kişiydi. Bunlara ben baktığımda bu köylerdeki en büyük zorluklardan biri bu köyler bir şekilde belli bir noktadan sonra kendilerini sürdürecek ekonomik modeli kurmakta çok zorlanıyorlar. Kibuslar bu noktayla çok ayrılıyor çünkü e, yine 2010 verilerine göre Kibus e, köylerinin bu arada kendi fabrikaları, kendi tarım üretimleri var. Bu tarım üretimleri e, İsrail'in bütün endüstriyel üretiminin %9'una denk düşüyor. 8 milyar dolarlık bir gelir üretiyorlar ve bunun sadece bir nokta yani sadece değil 1.7 milyarı tarımdan geliyor. Ya bunlar çok ciddi ekonomik e, veriler. E, buradaki en e, önemli nokta, farklı bakış açısından en önemli nokta ise bu köylerin bazılarının e, kendi alanlarıyla ilgili ya da e, farklı alanlarda olabilir çeşitli teknolojik girişimleri var ve bu şu köyler bu tarz e, yapıların sahipleri ve bunlardan çok ciddi seviyede ciddi bir eee e, Kendilerine ekonomik kaynak oluşturuyorlar. 1960'larda biraz geriye baktığımızda e, İsrail nüfusunun %4'ü bu köylerde e, yaşıyormuş. Ve de e, bunlar parlamentoda da yaklaşık %15'lik bir kesime e, denk düşüyor. E, ve bunun yanında o kadar ilginç e, veriler var ki İsrail'in ilk başbakanı da emekli olduktan sonra bu köylerden birine katılıyor. Tabii bu köylerin çok çeşitleri var. E bunların bazıları daha din ekseninde yapılanmışken bazı büyük bir çoğunluğu tamamen seküler layık bir eksende yapılanmaları var. Üretimleri temelde ağırlıklı tarımdan geliyor. Özellikle bugün İsrail'in tarımının yani bir çöl ortasında böyle bir tarımın oluşması ve eşlenmesi anlamında en kritik e, rolü bu köylerin e, gerçekleştirdiği düşünülüyor. Oluşturdukları ekonomi bugün ülke tarımının %10'una onuna e, denk düşüyor. Bugün birçoğu özelleşmiş e, durumda. Birçoğunun dediğim gibi kendi fabrikaları, e, kendi çeşitli teknolojik girişimleri var. E, kendi e, bayağı bildiğiniz araştırma gelişmeleri ve yeni ürünleri, yeni tarım yapma şekilleri var ve bunları da dünyanın çeşitli yerlerine e, satıyorlar. Ayrıca bunlardan bir grubunun e, otelleri var. Bu şekilde e, dünyadan bu tarz ekonomik e, modellere bakmak isteyen, bu yaşayış biçimlerine bakmak isteyen insanlar da gidip burada yaşıyorlar. Bunun bir örneği de e, Hindistan'da var. E, belki e, belki demeyeyim e, İlerleyen programlarında bir tanesinde ona daha e, daha çok bakarız. Ya yani bu tarz e, adacıklar diyelim çünkü yine farklı bakışta bu şekilde adalar oluşturulması ile ilgili hem Amerika'daki hem Avrupa Avrupa'daki örneklere bakmıştık. Buralarda hep hikaye aynı noktada. Yani insanlar yeni bir yaşam biçimi, yeni bir ekonomi yaratabilir miyiz ve bunlar acaba adacıklar, köyler şeklinde bağımsız yapılar olabilir miye bakıyorlar. Kibus bunlardan bir örneği. Ben bunların şirketlerine, bu yapılara daha çok detaylı bakmak istiyorum. Çünkü tarım ekonomisinden teknolojiye nasıl geçtiklerini, bu, bu know-how'ı, bu yapıyı nasıl oluşturduklarını açıkçası ben çok merak ediyorum. Çok da önemli bir nokta. Bugün önemli bir sorulardan biri, insanların büyük bir çoğunluğu artık büyük kentlerde yaşamak istemiyorlar. Benim çok yakından tanıdığım, ayrıca benim kendim çalışanlarından biri yine bu şekilde bir yaşam tarzı tercih etti. San Francisco'da, Londra'da, Paris'te böyle büyük metropollerin birçokunda insanlar kentleri bırakıp belki köy diyebileceğimiz ya da tarıma dayalı yaşam biçimlerine geçiyorlar. O yüzden bu modellere tekrar tekrar bakmak, bunlar üzerinden üretim biçimini yeniden düşünmek önemli bir alan diye düşünüyorum. Farklı bakışta bunları incelemeye devam edeceğiz. bu haftalık bu kadar. bu programlarımı, bu programımı ve diğer programlarımı YouTube kanalımda ve ayrıca kişisel web sayfam gülayozkan.com'da bulabilirsiniz. İyi akşamlar.